Ya tabii zaman zaman bu konulara da girmek pek doğru değil ama şunu söyleyeyim yani oyuncular hep konuşuluyor, işte mevcut oyuncular bazen uzuyor, gecikiyor, eleştiriler geliyor. Ya bunlar yol göstermek için değerlendirmesi gereken bir konudur. Biz de oyuncuları eleştiriyoruz veya medya bizi eleştiriyor. Çünkü yol göstermek, destek olmak için yapılan her türlü eleştiriye saygı duyarız. Başkan ve yönetim de zaten bunun için uğraşıyor. Birçok oyuncular var. Çemberliğinde ben yani bizim gizli bir şeyimiz yok. Her şeyi biliyorsunuz zaten. Çemberliğiyle olan bir görüşmem benim de vardı. Ama 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki gelişmeleri bilmiyorum daha. Bekliyoruz. Ama görüşmeler var. Onun dışında da görüşmeler var. Yani başka oyuncularla da görüşmeler var. Çünkü oyuncular bazen görüşme yaptıktan sonra kendilerine göre bazı değerlendirme yapıyorlar. O değerlendirmeler ışığı altında takıma gelip gelmeyeceği değişebiliyor. Biz de ona göre alternatif oyunculara bakıyor yönetim olarak. O yüzden gecikmeler olabiliyor. Yani kamuoyunda, futbol kamuoyuna bir şey söyleyeyim ama Beşiktaş taraftarının şunu da sakin olması gerekiyor. Şu anda hiçbir şey bitmedi. Ama iş daha iyi olsun diye yol göstermeyi evet diyoruz. Ama bunu spekülasyon yapıp da takım üzerinde başkana veya yönetime getirdiğiniz zaman bu kulübün başkanı her şeyi ona ben de dahil, oyunculara da dahil, personel de dahil, tarafta da dahil destek olmak durumundayız. Onun daha doğru yapabilmesi için sürekli eksi bir şey söylemek doğru değil. Katıldığımız konular vardır. Mesela işte sponsorluk konuşuluyor. Benim konum değil bunlar. Bunları konuşunca şimdi yanacak da sen yönetici misin? O da doğru. Susunca hiçbir şey söylemiyorsun. Konuşunca başka şey söylüyor. O yüzden diyorum ki sussak mı acaba? Anlatacağım şey şudur. Yani başkan başarısız olmak ister mi? Hayır. Peki taraftar? O da taraftar. Başkan da taraftar. Hayır, daha iyisini yapabilmesi için ne? Para harcanacak, bütçe, ekonomik, idari, teknik konular. Bunlara göre bir karar veriliyor. Ha, bütçelerin iyi kullanılması, takım kadronun iyi olması bir kulübün en büyük silahıdır. Ama şimdi biz hiç beklenmeyen bir şekilde büyük bir para verip de ki oyun transfer böyle bir şey bazen çıkmayabilir. Kulübü daha zor durumda bırakmak istemeyiz ama başarılı olması için en iyi transferin yapılmasına yanayım. Bunu ben de istiyorum, başkan da istiyor. Bazen diyor en iyisini yapmalım. Biz de diyoruz ki en iyisi olsun. Bunu birlikte konuşuyoruz zaten. Hep bu konuşmalardan şu çıkarılıyor. Sanki başkan bunların hep olumsuz tarafını istiyor veya hiçbir şey yapmıyor. Hayır yapılıyor ama yapılanlar yeterli olmayabilir. Biz de şimdi takımı çalıştırıyoruz. Sağa çıktı oynamadığı zaman eleştiri alacağız. Ama bunu yıkmak üzerine, yok etmek üzerine kim yapabilir? Beşiktaşlı olmayan yapabilir. Başkası yapmaz yani. Bizim çok konuşuldu, onu gördüm. Ben de bu ara sosyal medyaya bazı arkadaşlar sayesinde takip ediyorum. Bakıyorum ki herkes işte bir sosyal medya mecrası açıldı ve o da konuşmak istiyor. Orayı doldururken bizi boşaltıyorsunuz, takımı boşaltıyorsunuz. Yani ya Talisca ismi çok geçtiği için ben de konuştum Talisca'yla. Daha önceden de konuştum ama daha sonra direkt görüntülü de konuştum. O da çok özlediğini, gelmek istediğini söyledi. Ama işte ekonomiye geldiği zaman yani 10 milyonu aşağı değil. Ama yani istek başka bir şey, gerçekler başka bir şey. Yani o gerçekleri biz de çok onun için ayağa kalktık. Yönetimle de konuştuk. O adı da gündeme zaten daha fazla girdi. Daha önce girenlerin bir kısmını kamuoyu oluştu. Yani bizim alabileceğimiz Avrupa'dan bir oyuncu almak yerine Talisca almak camiada daha büyük heyecan katacağını, aynı zamanda orta saha ve açık olarak da kullanabileceğimizin biz de ekonomik olarak düşünüyorum. Bak ekonomik, idari, teknik olarak en ideali odur diye düşünüyorum hoca olarak. Alınsa başka oyuncu alma diyorum. Demin ne dedim? İşte sol açık, sağ açık, orta saha dediğin zaman Talisca'yı ortaya aldığın zaman açığa da gerek yok. O zaman Gezdal da iyileşirse olmasa orada Talisca'da oynatabilirsin. Ortada oynatabilirsin. Santrfor önemli bir oyuncu. O tarzda bir oyuncu bulursak daha uygun fiyata yine alırız yani.